you want to know who we are? We are gentlemen of Japan. A million of us in John. A million screaming fans. We figure in lively pain. Our agents queer and quaint. You're wrong, you think it ain't. Hadi ama kırsal yaşamını kabullen. Açık yolda araba sürüyorsun. Gilbert ve Sullivan şarkısı söylüyorsun. Daha Amerikan vari ne olabilir? İlk olarak Gilbert ve Sullivan İngiliz'di. Bunu biliyorum. Biliyor muydun? Başka bir şey açmamı ister misin? Hayır, hayatta olmaz. Havalı değil mi? Dört çeker bir araba kullanıyoruz. Arkadaşlarımızdan bunu söyleyebilen yoktur. David, kamyonlar burayı nasıl bulmuş acaba? Bulmuşlardır. Evet, tarif etmiştim. Ama kontrol etmeye geleceğiz demiştim. Çilek almak için duracağımızı bilmiyordum. Durmak istedim. Bezelye. Yol kenarından hiç alışverişi yapmamıştım. Ispanak. Lucas için önemli diye düşünmüştüm. Ve kuşkonmaz. Yemeğin nereden geldiğini bilmesi gerekiyor. Yiyecek çiftlikten gelir, tezgahtan değil. İkisinin de çiftçisi var. Bir ışık gördüm galiba. Neredeyiz? Evdeyiz fıstık. Çok karanlıkmış. Apartmanlar nerede? Kırsalda apartman olmaz bebeğim. Bebeğim, Dina. Doğru karar verdik. İnan bana. Evet, inanıyorum. Yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç. Bundan iyisi olamaz bebeğim. Pekala. Merhaba. Ah, lanet olsun. Ne bu şimdi, şaka mı? Eşyayı alıp her şeyi yerleştirecekler sanmıştım. Ne, yerleştirmemişler işte. Hey fıstık. Tuvalette son bulan çişini ormana yapar. Geliyorum. Ben bulacağım. Ben kazanacağım. Lütfen dikkatli olun. Geçiyor geçmek üzere. Kim kazanacak acaba? Gel buraya, gel. Hey. Merhaba. Kim aynaları böyle yerleştirir ki? Çok güzel bir karısı olan ve onu çok arzulayan adamın biri. Baba. Oyuncaklarım nerede?
mutfak eşyaları. Hoş geldin Catherine Marie. 5 Temmuz 2014, 3 kilo 170 gram. Merhaba. Merhaba. Mutfak iyi görünüyor ha? Evet. Kahve yapıyor musun? Kahve istiyorsan önce kahve makinesini bul. Buldum. Yakarım seni. Bu bir tehdit mi? Yoksa söz mü? Tehdit sözü olabilir tatlım. Ya da tehditkar bir söz. Fıstık nerede? Üst katta waffle'larını bekliyor. Yemek odası da damlatıyor. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Hayır, o iyi bir annedir. Dünyanın en iyi annesidir. Lucas, kiminle konuşuyorsun? Bebeğim, sana bir soru sordum. Az önce kiminle konuşuyordun? Lucas, arkana dön. Olamaz. Lucas. Onu nereden buldun? Burada yaşıyor. Burası onun evi. Eminim onu çıkardığımızda daha mutlu olacaktır. Beni koruyacağını söyledi. Bebeğim. Bak eminim söylemiştir ama bunu konuşmuştuk. Hayvan yok. Lütfen anne. Hey, bu da nereden çıktı? Hey. Bir de ben bakayım şuna. Merhaba, seni pis kokulu ufaklık. Alt katta bir fare gördüm ve kocamandı, biliyor musun? Burnu da waffle'ın içindeydi. Sanırım bu avcı kediyi kullanabiliriz tatlım. Evet, o gerçek bir avcı. Hey, sabit dur, seni yaramaz. Yaramaza ne dersin, güzel isim ha? Evet, bence güzel bir isim. Of.
Hey Dina, kasabaya inip yiyecek bir şeyler almaya ne dersin güzelim? David, burada bir şey var. Artık kırsaldayız tatlım. Tüm çılgın yaratıklar burada. Ne gibi? Belki rakundur. Köylü bir zombi de olabilir. Hey Dina, hadi ama. Buranın yerlileri köşkün yeni sahiplerini merak etmiştir bebeğim. Fena sayılmaz ha? Hiç fena sayılmaz. Güzel değil mi? Sinema salonu nerede? Burada yok fıstık ama New Bern'de 6 katlı bir tane var. İyi günler. Ha, iyi günler. Gördün mü, sıcakkanlılar. Şuna bak, orijinal bir berber dükkanı. Ha? Sıcakkanlı mahallenin av dükkanı. Vahşi hindi avına gideriz, ne dersin? Unuttun mu? Ben vejetaryenim. Hayvanların öldürülmesini sevmiyorum. Öyle mi? Sorun değil, biz de hayvan yerine karpuz vururuz. Bak, burası var ya, puanlamalara göre Mississippi'nin en iyi dondurma dükkanı. Hadi canım, evet, gerçekten mi? Evet, Brooklyn'deki dondurmacıdan bile iyiymiş. Tünaydın. Merhaba. Merhaba. Sizi kesin tanıyorum. Kesin tanımıyorsunuzdur. Siz Blacker evini alanlarsınız. Ha, evet biziz. Ah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Burada yeni yüzler gördüğüme çok mutluyum. Biz de yeni yüzler olduğumuz için. Ben David. David. Eşim Dina. Merhaba. Nasılsınız? Bu şeker bağımlısı ufaklık da oğlumuz Lucas. Kaldır bakalım kafanı. Marty Morrison. Çok memnun oldum. Merhaba Lucas. Merhaba. En sevdiğin dondurma hangisi? Çilekli. O kadar şanslısın ki bu sabah çilekli dondurma yapmıştım. Sorun olur mu? Hayır, ne demek? Pekala, hadi kepçeleyelim. Ah. O eski evde uzun zamandır kimse yaşamadı. Eminim yapacak çok işiniz vardır. Evet, öncelikle çatıyı onarmamız gerek. Dinleyin. Büyük işlerde yardım gerekirse dürüst çalışkan kişiler tavsiye edebilirim. Biz aslında... Ben Phillips Junior. Alkolik olan Ben Phillips Senior'la karıştırmayın sakın. Ama Ben Junior nasıl çekiç kullanacağını çok iyi bilir. Görünüşü de fena değildir. Bunu sesle söyledim değil mi? Çok kötüyüm. Berbat hissediyorum. Aslında işin çoğunu kendimiz hallederiz diye düşünmüştük. Öyle mi? Mimar falan mısınız yoksa? Enteresandır. Vay canına. Demek siz de çekiç kullanmayı bilen bir erkeksiniz. O benim. Mimar olan benim. Evin çoğu işini ben halledeceğim. Bu doğru mu? Evet, öyle. Büyük bir iş. Epey. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Şekerlemelerimin arasında mı? Hı? Onun çalışmalarını izleyip oyun oynuyorum. Aslında bir merhaba deyip ev için malzeme almaya gelmiştik buraya. Merhaba öyleyse. Etrafa bir bakın. Bulamadığınız bir şey olursa seslenin. Bir de ev konusunda bol şans. Lucas? Lucas? Lucas ne oldu? Dışarıda köpek var. Muhtemelen sokak köpeğidir. Korkuyorum.
Ah, korkma bebeğim. Ben seni korurum. Annen seni korur. Anne. Anne. Aman Tanrım. Lucas. Lucas. David. O rüyalardan birini gördüm. Dina, iyi misin? Evet David, yukarıdayım. Yardımın gerek.
Aslan ve cadı nerede? Ah, teknik olarak ona şiferop deniyor. Şiferop öyle mi? Neyden yapılmıştır? Kurşundan mı? Evet. Burada bir ışık gördüğüne emin misin sen? Evet, sonra bir anda söndü. Gecenin bir yarısı dışarıda ne yaptığınızı sorabilir miyim küçük hanım? Biraz hava alıyordum. Muhtemelen kablo falan arızalanmıştır. Kontrol edelim diyorum işte. Vay canına. Harika. Gizli bir odamız var. Tabii. Kilitli mi? Evet, ya da sıkışmış. Görebiliyor musun? Hayır, çok karanlık. Hadi Dina, çıkalım. Sabah bir çilingir bulup açtırırız. Hey Dina. Dina, hadi. Hadi bebeğim, geç oldu, dur artık. Ne? Sen iyi misin? Evet. Bu bakışların beni endişelendiriyor. Senin için sabah doktora eş bir arayayım mı? Hayır. Affedersin. Hayır, sadece adapte tamam. olmaya çalışıyorum, o kadar. Bu oda kat planında yoktu. Canım sıktı işte. Gel buraya. Taşın. Ofise hazırla. Fiyat. Tamiratlar. Döşeme tahtasına baktır. Sıva. Sera. Yeni cam sipariş et. Planlama bitti. Al verine acımsın. Olukları bitir. Çatlak baca borusu. Çürümüş tahta. Seni yakalayacağım. Nasıl olmaz senin maydanoz suratın bu tatlı? Tanrım, lanet olsun. Of, canın cehenneme. David?
Lucas sen misin? Lucas? Seni burada istemiyor. Beyler, bu eşim. Deli ve deli bir ailenin çocukları. Hadi hadi. Çevir bakayım. Tersi çevireceğim. Etrafı şimdi de peşinde. Bak. Şimdi geri git. Geri. Evet aynen böyle. Evet. Geri git. Ama birazdan. Merhaba bebeğim. Sen nereden çıktın? Neredeydin David? Hadi. Sana ihtiyacım vardı. Buradayım bebeğim. Buradaydım. Kilitli kaldım. Orada... Saatlerce kilitli kaldım. Saatlerce. Haberim yoktu Dina, bilmiyordum. Yokluğumu fark etmedin mi? Dina, yemin ederim ki... Üst kattaydım David. Söylediklerinden hiçbir şey anlayamıyorum. Ben üst kattaydım. Tavan arasındaki küçük odada kilitli kaldım David. Dur biraz. Oraya girebildin mi? Evet, anahtarı buldum ve içeri girdim. Dina... Sonra da biri kapıyı kapattı. Beni içeri kilitledi. İyi de bunu kim yapacak? O kimdi David? Bilmiyorum. Burada başka kimse yok. Anlamıyorsun David. Saatlerce yardım istedim. Dina bak, onca zaman buradaydık ve hiçbir şey duymadık. Ben sana doğruyu söylüyorum. Biz bir şey duymadık anne. Duymadık. Tatlım, uyku sorunu mu yaşıyorsun? Hayır, uyku sorunum falan yok. Lütfen bana öyle bakma. Nasıl bakmayayım? Tekrar hastalanma anne. Hastalanmıyorum bebeğim. Hayatımda hiç daha iyi hissetmemiştim. Dina, geçti.
Tamam artık. Lucas, baban nerede? Japonya'yla telefon görüşmesi yapacakmış. Düşündüm de istersen evini kurabilirim tatlım. Yani istersen yardım da edersin. Tamam. Anlaştık. Pekala, nasıl birleşiyordu hatırlıyor musun? Hayır. Sorun değil, çok karışık zaten. Yanlış hatırlamıyorsam müşteriler de yapamıyorlardı. Tamam, ilk olarak temelden başlayalım. Kendin mi yapacaksın? Hepsini kendin yap bakalım. Çok iyi. Ne? Peki... Bu mu? Şuna ne dersin? Harika. Evet, bir de... Şu büyük olan... Birkaç parça kaldı. Ne dersin? Bu olur mu? Bu olur, evet. Aldın mı? Evet. Tamamdır. Güzel. Bu da buraya. Evet. Güzel. Çok güzel. Oldu. Evet. Lucas. Evet. Ben sana üzgün olduğumu söylemek istiyorum tatlım. Önemli değil. Bazen kötü şeyler olur ve sebebini bilemezsin. Evet. Evet, bu çok doğru. Bazen düşünüyorum da belki bir kız kardeş daha isterim. Ah, ister misin? Oh. Ah. Tatlım. Ayaklarında kıtıkla, ayaklarında kıtıkla. Bebekçe bilmiyor musun? Artık bilmiyorum. Öyle mi? Oh. Hadi bakalım bebek fotoğrafı. Hadi hep beraber. Çok güzel. Geri gelme. O çocuk benim çürümüş neslimden mi geliyor sanıyorsun? Gitmemize izin vermeyeceğim. Gitmenin imkanı yok. Anne, anne. Kahvaltı yapabilir miyim anne? Evet. Kahvaltı yapabilirsin tatlım. Ah.
Özür dilerim, affedersin. Tanrı aşkına. Gerçekten özür dilerim. Umarım çok korkutmamışımdır. Niyetim bu değildi. Affedersiniz ama siz kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz böyle? Dualarınıza cevap oluyorum. Burası bir süre bakımsız kalmış. Çökmediği için şanslısınız. İyi ki ben geldim. Kasabalılar dedikodu yaptığı için de siz şanslısınız. Evet, yaparlar. Ayrıca mimar falan olduğunuzu duydum. Evet, mimar falan. Evet, sanırım ücreti konuşmalıyız. Bunun için henüz erken. Anlayamadım. Henüz seni işe almadım. Öyle mi? Evet. Fikrinizi değiştirmek için ne yapabilirim? Merhaba. David, bu eşim David. David, bu da ben, Phillips Junior. Evet, şu efsane olan. Memnun oldum. Ben de öyle. Bay Philip sızıntı için gelmiş. Evet, ben demeniz yeterli. Harika, ben. Ne zaman başlayacaksın? Hayır, orası daha belli değil. Siz başla dediğinizde. Bunu bir an önce halletsek iyi olur tatlım. Ne dersin? David. Önümüzdeki ay biraz yoğunum ama şu an müsaitim. Ne olmuş buraya? Su katkılı bunlar, kırklardan mı? Evet, bakın, burayı kuruturuz. Tahtaların çoğunu kurtarabiliriz. Söyleyin yeter. Harika, en kısa zamanda başlamanı istiyoruz o zaman. Pekala. Yok, hayır. Bay Phillips'in yağmursuz birkaç gün geçtikten sonra gelmesini istiyorum. İkimiz de şu tavan arasında ne var bir bakabiliriz. Bakın, böylece durumu adam akıllı belirler. Ona göre de ücreti, saatleri, araç gereci ve işin kapsamını konuşuruz. Olur mu? Ayrıca böyle iş mi yapılır? Şimdi bitiş zamanını da öğrenmem gerekiyor. Yetiştiremezsen de kontratı gözden geçiririz. Anlaşmada belirlenen günü aşan her gün için bize para ödemen gerekecektir bu durumda. Oldu mu? Şimdi bunlar makul geldiyse başka bir zaman konuşmamıza devam edebiliriz. O zamana kadar tanıştığıma çok memnun oldum Bay Phillips. Kocam David size çıkışı gösterecek. David, zahmet olmazsa. Ben... Hakim Ernest Blaker kızının ölümünü yasın tutuyor. 5 Temmuz. Üzgünüm. Ne için üzgünsün? İşin başında sen olmalıydın. Önemli değil. Hayır, önemli. Tam bir mağara adamı gibi davrandım. İlkel yanım tuttu işte yani. Tanrım, ben ne yapıyordum? Çatı tamiratında ne anlarım ki ben? Bu evden gitmek istiyorum. Burada yanlış bir şeyler var. Dina. Bence alışma evresinden ötürü böyle söylüyorsun. Evde bir sorun olması mümkün değil. Blacker'ların 5 Temmuz'da ölen bir kızları varmış. Aynı gün David... Aynı gün, bu tesadüf olamaz. Kızlar hala bu evde. Bebeğim, söyledim, mümkün değil. Bunu biliyorsun. Sen ilaçlarını alıyor musun bakayım? Evet, evet alıyorum. Burada kalmak istemiyorum. Bu eve bir sene zaman vereceğimizi kararlaştırdık. Hatırlarsın, Doktor Ashby de Lucas için istikrarın çok önemli olduğunu söylemişti. Bu evden çıkarsak eğer onu normal bir hayattan mahrum bırakırız. Ona bunu borçluyuz. Tanrı biliyor, ona bunu borçluyuz. Bir yıl sonra dönüp bakınca doğru kararı verdiğimizi göreceksin sen de. Bana inanıyor musun? Evet, inanıyorum. Bak, şehre yapacağım yolculuğu iptal edebilirim. Sadece 2 gün satışı sonlandırıp şirketi devredeceğim yani.
Bunu erteleyebilir miyim? Hayır, bunu yapmanı istemiyorum. Lucas'la biraz zaman geçirmiş oluruz. Bize iyi gelecektir. Ben yokken annene göz kulak ol, tamam mı? Ona iyi bak. Dönüşte sana dondurma getireyim mi? Çilekli olsun. Dudulu istemem. Emredersiniz. Dikkat et. Vay canına, şu ayıya bak. Bak, evimiz orada. Evet. Aferin sana. Yardımcı olabilir miyim? Ben Dina Barrow. Şu mimar olan Dina. Çok memnun oldum Dina. Evinizin fotoğraf ve kayıtlarını gönderen bendim. Teşekkür ediyorum. Sen kimsin bakalım? Hey. Ne oldu, o dilini kedi mi yuttu yoksa? Bu Lucas. Bana da bayan Judith derler. Merhaba de. Ben bunları yerine kaldırayım. Tamam. Şunlarla oynayabilirsin. Birazdan dönerim tatlım. Size tavan arasında bulduğum küçük odayı sormak istemiştim. Metal zeminli, penceresi açılmayan ve kapısı sadece dışarıdan kilitlenen bir oda. Ve beni gerçekten çok ama çok korkutuyor. Ve o oda evin planlarında da yok. O yüzden ne yapacağımı bilemedim. Ama bu saçmalık. Belki de değildir. Nasıl yani? Dina, anladığım kadarıyla bir hüsran odan var. Ne odam? Hüsran odası. Anlamadım. O da ne demek? Çok da üstünden geçmedi ama geçmişte bir takım zorluklarla dünyaya gelen çocukları utanç verici olarak adlediyorlarmış. Özellikle de zengin bir aile ise, toplumda söz sahibi ise. Bazen çocuğun varlığı bile bir sır olarak saklanırmış. Devam edin. Bu çocuklar tarif ettiğiniz gibi bir odaya kapatılıp sadece ailesi ve güvenilir hizmetçiler tarafından bakılırmış. Bu çocuklar ne kadar sürerse sürsün ömürlerini o odada geçirirlermiş. Konuşacak, oyun oynayacak hiç kimse olmadan. Küçücük yüzlerinde güneşi ya da yağmuru hiç hissetmeden. Bu çocuklar birer... Hüsranmış. Tanrı'ya şükür ömürleri kısa olurmuş. Öldüklerinde de gömülürlermiş. Gizlice tabii. Bazıları çocukların ruhlarının geride kaldığını söyler. Evet, ben de bu eski evlerdeki huzursuz ruhların varlığını araştırıyordum. Ve... Sanırım Poltergeist'i biraz fazla izledim. İnsanlar benim saçmalık ve viskiden ibaret olduğumu söyler. Merhaba. Sana da merhaba. Orada ne yapıyorsun? Birkaç gün sonra gel dememiş miydin? Ne düşünüyorsun? Bunları yenilememiz gerekiyor. Su tahliyesini iyileştirmemiz gerekiyor. Bunlardan modelleriz. Normal ölçülerde mi? 60 santimlik. Köknar şeritler, kontrplak, yeni metal zamalı, katranlı kağıt gerek. Hemen hemen 4 gün sürer. Bence 2 günlük bir iş en fazla. Saatlik $80 alırım. 60 alacaksın. Yani 2 gün 60'tan 500 de malzemeye gitse maksimum $1,460 tutar. Hiç mimar gibi konuşmuyorsun. Benim babam 40 yıl baş müteahhitlik yaptı. Öyle mi?
Evet öyle. Beni bakıcılara bırakmayı sevmezdi. Bu yüzden şantiyede çok vakit geçirdim. Senin gibi genç erkeklerin yanında da öyle. Madem öyle, şantiyeden sigaraya alışkınsındır. Ne zaman babanla çalışmaya başladın? Yeterince büyüdüğümde. Ne yapıyordun? Benden ne isterse. Gurur duymuş olmalı. Ne için? Mezun olup mimar çıktığın için tabii. Aslında babam işteyken kalp krizi geçirdi. Ben birkaç ay sonra mezun oldum. Bunu duyduğuma üzüldüm. Ellerini kirletirken öldü. Tam istediği gibi yani. Evet sanırım. Peki ya anne? Anne! Buraya çıkma Lucas. Olduğun yerde kal. Acıktım ama. Hemen geliyorum. İn o merdivenden lütfen. Tamam. Babası nerede? Şehre indi. Yakında dönecek mi? Evet, birkaç güne. Evet. Geceleri kesin korkutucu oluyordur yatakta tek başına. Tebrik ederim, çizmeyi aştın. Öyle mi? Peki ne olacak? Haddini bileceksin. Sabah başlayacaksın, saat 8'de iş başı. Here in the garden, what we say and do, we'd like you to join us and do it too. Can you grow like a Hüsran, bölüm 9. Soyluların dehşetleri. Clap your hands and stamp your shoes. It's a funny place, but it's surely true that we'd like to share it all with you. İçin bozukluğu rahatsızlığı olan 10 yaşındaki oğlunun ilgisizlik yüzünden Hüsran odasından kendisini attığını öğrenen Bayan Darling kendini asarak intihar etti. Lucas! Yaramaz, yaramaz, yaramaz. Neredesin yaramaz? Lucas, yukarıda mısın? Lucas! Lucas, şu an oyun oynamıyoruz tatlım. Lucas? Aman Tanrım. Adın ne senin? Bana adını söyler misin? Laura. Seni burada istemiyor. Kim? İşte buradasın. Ben de seni arıyordum. (Gülüyor)
Kaçma, gel. İşte buradasın. Sen neden böyle yapıyorsun? Baksana, bir şeyler okuyacağım. Lucas! 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 İçin içeri geçelim. Hadi. Anne bekle, yaramazı bulmalıyım. Benimle çıkmıştı. Dur. Birlikte gidelim. Yaramaz. Bak bebeğim, şu ağaçların oraya bak. Kediler tırmanırlar. Tamam. Yaramaz. Neredesin? Yaramaz! Neredesin? Neredeysen çık ortaya. Hadi pisi. Neredesin? Anne, onu göremiyorum. Şu tarafa baksana, sesini duydum sanki. Burada değil bebeğim. Muhtemelen evde bir yerlere saklanmıştır. Onu bulacak mıyız? Evet. Evet, bulacağız. Lanet olsun. Dina! 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 Lanet olsun! Tamam, yanındayım. Dina. Bana geriliyor gibi geliyor. Zaman mevhumunu yitirdiği birkaç dönem yaşadı. Yani... O evde garip şeylerin olduğunu sanıyor. Ne gibi garip şeyler? Yine eskisi gibi gerçek olmayan şeyler görmeye başladı. K
Catherine'in doğum günü pazar günü olacaktı, değil mi? Evet. İnsanların iyiliği için hislerini sakladığını ikimiz de biliyoruz ve bu sana zarar veriyor. Şehrin dışında büyük bir evde olmak epey soyutlayıcıdır. Neden pazar günü misafir çağırmıyorsunuz? Dina'nın tavsiyesi değil, dosta ihtiyacı var. Pekala. Arka tarafta bir mezar taşı var. Muhtemelen köpek mezarıdır ama Lucas'ı korkutuyor. Oraya kazıp içimi rahatlatabilir misin? David'in bilmesini istemiyorum. Tamam. Söylemem o zaman. Umarım bunların kıymetini bilir. Umarım bunların kıymetini bilir dedim. Onun için yaptıklarının yani. Ne yapıyorum ki? Şehri bırakıp kırsalda eski bir ev alıyorsun. Büyük yemekler verebilesin diye tamirat yapıyorsun. Herkes güzel masanızın etrafında toplanacak. Bahçede yetiştirdiğin sebzeleri yiyecekler ya da manavdan aldıklarınızı. Plan bu, değil mi? Evet, hemen hemen. Evet tabii. Kız arkadaşın sigarayı paylaşmamıza ne der? Kız arkadaşım yok. Olsa bile ne düşündüğü umurumda olmazdı. Neden? Kontrol edemediğim şeyler için endişelenmem. İşe yarıyor mu peki? Tabii ki yarıyor. Beraber yeterince çalışırsak belki sen de yaradığını görebilir ya da hissedebilirsin. Yazık olmuş. Neredeyse bitirdik. Mecbur değiliz. Yarın geleceksin sanıyordum. Öyleydi. Ama sonra evde karım ve çocuğumla olmalıyım diye düşündüm. İstasyondan eve nasıl geldin? Taksiyle geldim. Galiba taksici boş zamanlarında kasabada dişçilik yapıyor. Seyahatin verimli miydi? Evet. Evet, sanırım verimli geçti. Verimli miydi? Evet, verimliydi. O tablolar inanılmaz, değil mi? Yani biri onları neden oraya gizlemek ister? Bir türlü aklımı almıyor. Benim alıyor. Sen ilaçlarını... Hayır, hayır almıyorum. Canım, bu iyi bir fikir olmayabilir ama. Muhtemelen öyle. Ama beni şey hissettiriyor. Donuk. Donuk. İşe dönsem iyi olur. Lucas sevinecek.
Harnik cinayetinin tek tanığı ölü bulundu. Komşularını bir hayaletin öldürdüğüne inanan kız yatağında boğularak ölmüş. Yavaş iç dostum. Daha Kuzey Carolina'yı yeni geçtik. 5 gibi orada oluruz. Tamam, güzel. Hayalet katliamı Davis ailesini ölüme terk etti. İkinci ruh. Evet, aferin, işte böyle. Soy soy bitmedi. Sonra ben de ona bu işlerin böyle olmayacağını söyledim. Peki Dina nerede? Belki de temizliğe başlamalıyız. Geldi. Tanrım. Hayır, lütfen oturun. Oturun. Çok üzgünüm, geciktim. Beni affedin lütfen. Aradığım şeyi bir türlü bulamadım da. Ama çok küçük bir kasabada hayat sanırım ne yazık ki hep böyle, değil mi? David için medeniyetten olabildiğince uzak yani. Öyle değil mi David? Büyük şehirlerin kolaylığı asla yok. Sadece huzur ve sessizlik var. Tavuk nasıl olmuş? Çok lezzetli. Bunu duymak güzel. Evet, çünkü David bir şey yapmaya çalıştığında genelde içine eder. Dina, kabalaşıyorsun. Hey, ben şaka yapmaya çalışıyordum. Ama unutmuşum tabii. Komik olan David'ti. Bu yüzden ben de komik olmayanım. Evet, komik olan David, işi olan da David. Bense kurduğum şirketten izinliyim, öyle değil mi? David tavuk yapıyor. Bense waffle bile yapmayı beceremem. David sevgi dolu ve harika bir babadır. Dina biraz sarhoş. David sarhoş değil. Nasılsın Dina? Nasıl olduğumu bilmiyorum Jules. Nasılım David? Sanırım kocam çok iyi olduğumu söylemeyecektir. %98 diyelim. Mesela inişlerim çıkışlarım, iyi günüm ve kötü günüm oluyor. Ama harika olan şu, benim bir amacım var gerçekten.
bu evi onarmak, her şeyi daha iyi yapacak. Öyle değil mi David? Ne derler bilirsiniz, taşınmak, boşanmak ya da ölüm gibi çok stresli olabilir. Böyle mi derler? Bir yerde okumuştum. Evet, belki de lanet bir broşür okuduğun için bize kederin beş evresini anlatan bir seminer vermelisin. Dina! Şimdi kim kabalaşıyor? Biri konuşurken onun sözünü kesmemelisin David. Soruna cevap olarak da Jules, bu taşınma resmen ölüm gibi. Aynı şey yani. Kesinlikle öyle. Aklıma gelmişken izninizle lütfen. Biz gitsek iyi olacak. Olduğunuz yerde kalın Jules. Tatlıdan önce hiç kimse bir yere gitmiyor. David. Sorun yok. Mutlu yıllar Catherine. Aman tanrım. Mutlu yıllar demeye zahmet etmeyin sakın. Çünkü sizi duyamaz. Belki de duyabilir. Kim bilir? Catherine. Dinliyor musun? Bizimle misin bebeğim? Dina tamam, kes artık. Neyi keseyim David? Söyler misin? Bu yaptığının hiçbir mazereti yok. Hadi ama. Doğum günü pastası olmadan doğum günü partisi mi olurmuş? Bu yüzden gelmediler mi? Diğer günler dışında bugün onca yolu tepip buraya gelmenizin sebebi bu değil mi? Söylesenize bana. Evet, işte buradayız. Masamızı oturmuş, yemeğimizi yiyoruz. Evet, hem de tam bir yıl önce kızımı doğurduğum günde. Dina, yalvarırım yapma, dur. Onları Catherine'in doğum günü kutlaması için çağırdın. Biz de Catherine'in doğum gününü kutlayacağız. Hayır. Otur yerine David. Sana bir dilim pasta keseyim. Hayır dedim Dina. Bırak da lanet pastayı keseyim. Dina, yeter, bırak. Yapma, bırak, dur. Dedim sana Dina, pastayı yeter, keseyim. Yeter. Bırak, bir yerde keseceksin. İyi, iyi tamam, al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da. Bunu da al. Bunu da. Hepsini. Hepsini al. Hepsi senin olsun, al. Lanet olsun. Hepsi senin olsun. Al. Al. Bunu da. Artık dayanamıyorum David. Ben mutluymuş gibi yapamıyorum. Üç ay. 90 gün yani. Lütfen. Sanırım yeterince büyüktü. Yani bir parçam olmak istemediğini bilecek kadar büyüktü. İstemedi işte. O nefes almayı bıraktı. Nefes almayı bıraktı. Artık dayanamıyorum David. Çok üzgünüm. Hepsi benim suçum. Ah, seni zavallı şey. Burada tek başınasın. Dina. Lucas.
Lucas? Bu lanete uzun süre müsaade ettik. Yapma. Yalvarırım yapma. Beni daha fazla utandıramayacak. Sen acınası bir annesin. Bir kez daha başarısız olacaksın. Kızın öldü. Şimdi de oğlun ölecek. Hayır! Amos! Geçti oğlum, tamam yanındayım. Yanındayım oğlum, buradayım. Tamam. Tamam. Anne. Kötü bir şey. Sadece bir kabustu. Tamam. Baban yanında. Tamam.
Lanet aklını mı kaçırdın? Sen ne yapıyordun? Her şeyimizi yok etmeye mi çalışıyorsun Dina? Her şeyi bu mu? Lucas iyi mi? Evet iyi Dina, iyi. Yatağımızda uyuyor, kabus gördü sanıyor. David ben sanırım gerçekte gerçek olmayanı ayıramıyorum. Orada kimse yoktu. Kimse Lucas'a zarar vermeye çalışmıyordu sadece. Sen vardın. Neredeyse onu öldürecektin. Catherine'i ben öldürdüm. Hayır, o bir kazaydı. Korkunç bir kazaydı. Hepsi bu. Sen de bunu biliyorsun. Bebeğim. Gel buraya. Gel. Tamam. Eve dönmemiz gerekiyor. Artık kaçmak yok. İyi olacaksın. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok.